İki bölümden oluşan kıvamilerin seçimi bölümleri. Özellikle de kıvamilerin seçimi birinci bölüm olan iletim bölümü. Hakkında en çok spoiler aldığımız ve en çok beklenen bölümlerden bir tanesi. Ve siz de bu bölüm hakkında video hazırlamamı benden ciddi anlamda çok fazla istediniz. Ve karşınızda 10. bölüm iletim bölümü hakkında her şey. Bu video dostlar sizlerden güzelinden bir 51 like istiyorum. Abone de olduysanız ya bir de yorum yaptıysanız çünkü bu aralar yorumlar beni inanılmaz motive ediyor. O zaman sizler için hazırladığım videomuza geçelim. Öncelikle dediğim gibi bu bölümün de yayın tarihi belli değil ancak elimde yığınla spoiler var. İlk olarak özetle başlayalım. Her seferinde aynı şey. İster Merinet Edrian, ister Uğur Bici ve Karakedi olarak olsun kahramanlarımızın gizli kimlikleri her zaman aşk yaşamalarını engeller. Tiki ve Plague sahiplerinin duygularından vazgeçmek zorunda kaldıkları için üzgün. Bu nedenle Kıvamiler Paris'te pek çok şeyi değiştirecek büyük bir seçim yapıyor. Özetten de anladığımız üzere Kıvamiler bakıyor bu gençler gizli kimlikleri yüzünden aşk yaşayamıyor. Alıyorlar bunların ellerinden mucizeleri iki tane başka bir gence emanet ediyorlar. Bu iki gencin de aynı cinsiyete sahip olmaması lazım ki Kıvamiler de mucizeleri Alya ve Zoe'ye veriyor. Alya Uğur mucizesiyle mucizesiyle Scrabella'ya, Zoe kedi mucizesiyle yere dönüşüyor. Peki bunda ne gibi bir sorun olabilir? Şöyle ki lafı evirip çevirmeyeceğim. Zoe eşcinsel. Kendisi ilerleyen bölümlerde Marinette'den hoşlanmaya başlayacak. Evet yani bu mucize değiş tokuşu birkaç bölüm daha sürseydi Zoe Alya'dan elektrik kapacaktı. Neyse ki bu iki çakma kahraman sadece iki bölüm içerisinde gözükecek. Ondan sonra tekrar Uğur Böceği ve Kara Kedi geri dönecek. E tabii ki de bu iki çakma süper kahraman ortaya çıktığında Monak durmayacak ve fırsat bu fırsat deyip bu iki acemi çaylak ne derseniz deyin bu iki toy arkadaşımıza saldıracak ve başarılı olacak mı? Bu olay iki bölüm boyunca anlatılacağına göre Monak bir yerde başarıya inanılmaz yaklaşacak. Ancak o sırada yüksek ihtimal Marinette ve Adrian'ın sivil formları bu iki çakma süper kahramanı kurtaracaktır. Özet bu kadardı işte. Bir de bu bölüm hakkında bazı fotoğraflar var. Fotoğraflar zaten neredeyse birbirinin aynısı. O yüzden o konuya hiç girmeyeceğim. İki tane video var elimde. Videolar cidden uzun olduğu için ben size direkt kısaca bahsedeceğim. Bir de görüntüleri de size gösteremeyeceğim. Yoksa YouTube güzel bir telif atıyor bana. İlk görüntümüzde Minnet ve Edrin mucizeler çıkıp kıvımleri veriyor. Kıvımler de tam böyle odadan çıkacakken arkalarına dönüp yüzünü bir bakış atıyorlar. İkinci videoda ise mucizeler artık teslim edilmiş. Minnet ve Edrin normal hayatlarında ve Minnet okulda Edrin'e hem duygularını itiraf etmiş hem de Edrin'de kırıcı sözler söylemiş. Devamında ise yüksek ihtimalle bir proje yapmak için Edrin Minnet'in evine geliyor ve ona neden öyle davrandığını sorduğunda Minnet yaparken ciddi olmadığını söylüyor. Adrian da duygularında mı sahteydi diyor. Ondan sonra tam Meryonet aşkını itiraf edecek. Adrien diyor ki ben artık gideyim. E ne kısmetse tam Adrian'ın gideceği anda Adrian'ın da içinde bulunduğu Meryonet'in evinin yakınında bir süper kötü geliyor. Ve etrafa el atıyor. Ciddi mi el atıyor? Bu arada bu adam kim derseniz. Evet bu adamın kimliği belirsiz. Adama dikkatlice baktığımızda kaplumbağa mucizesinin gücünü kullanmakta. Ve size söylediğim iki şeyi hatırlatmak istiyorum ki ben dedim ki bu spoilerlar bizzat mucize tarafından sızdırıldı ve içinde yazan her şey birebir olmayacak ve mucize içerisinde bundan daha çok farklı şeyler olacak sadece bu verilen pdf dosyasına bağlı kalınmayacak. Ben böyle demiştim ve şu an pdf dosyasında yazmayan bir süper kötü var karşımızda. İkincisi de ben demiştim ki Monark... Har akumatize ettiği süper kötüye bir adet süper güç verecek. Evet gördüğünüz gibi bu bölümde alakası olmamasına rağmen kaplumbağanın gücü kullanılıyor. Her neyse Doruk bu bölümde olaylar nasıl gelişecek? Evet gelin bu konuya bir teori oluşturalım. Bölümün başında Edri Net ve Lady Noir sahneleri göreceğiz. Çiftler her birbirlerine yaklaştıklarında gizli kimlikleri sorun çıkartacak ve kıvamiler bu duruma üzülecekler. Ve sahiplerini de karşılarına alıp onlara bir veda konuşması yapıp mucizelerini alacaklar ve ile birlikte direktmen yeni sahip aramaya koyulacaklar. O sırada okulun sanat sınıfında bir takım öğrenci toplanmış Edrinet için plan kurmaya çalışıyorlar. Kıvamiler ise bunları izliyor ve aralarından hangilerini taşıyıcı olarak seçeceklerini düşünüyorlar. Nihai sonuç ise Kıvamiler kullanıcılarını Zoe ve Ali olarak seçiyor. Bu sırada Edrin ve Mehmet de okulda bir proje üzerine çalışıyor. Ancak büyük ihtimal bu proje sırasında Mehmet hem aşkını Edrin'e itiraf edecek hem de Edrin'i üzecek bir şey söyleyecek. Bunun üzerine aradan geçen bir zaman sonra Edrin Mernet'in yanına proje için gittiğinde Mernet ona üzgün olduğunu ve isteyerek söylemediğini söyleyecek ve Edrin de duygularını sahte olup olmadığını sorgulayacak ve tam Mernet aşkını itiraf edecekken bir süper kötü Paris'te ortaya çıkacak ve bunu durdurmak için Scarabella ve Noir meydanlara inecek. E tabi monark şaşkın çünkü karşısında iki yeni mucize sahibi görüyor. Bir de en önemli mucizeleri başka insanlar kullanıyor. Ve bu iki tane çakma süper kahraman bir şekilde süper kötüyü alt edecekler. Ancak monark bunların daha toy ve acemi olduklarının farkına varacak. Ve yeni planını oluşturup devreye sokacak. Peki o plan ne? Evet onu bir sonraki bölüm yani parlama adlı bölümde göreceğiz. Peki o bölümde olacakları ne zaman anlatacağım? Bir sonraki videomda. Yani parlama hakkında her şey videomda. Ek bilgi. Bu yeni süper kötü başından akumatize olmuş olacak ki orada bir kalkan tutuyor. Evet bugünlük benden bu kadar. Eğer teorilerimi seviyorsanız ve mantıklı buluyorsanız mutlaka bunları yorumlarda belirtin. Aynı zamanda yorumlara istediğiniz videolar varsa mutlaka yazın. Bu videoya dediğim gibi 51 like istiyorum ve abone de olduysanız kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.